Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Glasgow'a gidiyoruz. Şimdi havaalanına gitmek için bir otobüse bineceğiz. Şimdilik Cardiff'teyiz. Şöyle arkada Cardiff Kalesi'ni görebilirsiniz. Bakalım bu maceramız nasıl geçecek? Sizleri de ortak etmek istedim. Umarım beğenirsiniz yolculuğumuzu. Haydi bakalım, havaalanında görüşürüz. Otobüse bindik. Gidiyoruz. Size manzaramızı da göstereyim. Havaalanına geldik. Uçağımıza gitmeye çalışıyoruz. Haydi bakalım içeri girelim. In the unlikely event of needing to use an oxygen mask, your face mask must be removed before putting on the oxygen mask. Şimdi şuradaki Marks & Spencer'a gidip atıştırmalık bir şeyler alacağız. Hep birlikte girelim içeri. Ara sokakları bu kadar suç mahalli gibi olup normal sokakları böyle güzel olması. Şimdi ilk istikametimize gidiyoruz. Haydi bakalım.
The People's Museum diye bir yere geldik. Burası 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren Glasgow'daki insanların nasıl bir hayat yaşadığına dair minik minik kesitleri görebileceğimiz bir müze. Gezelim bakalım. Balina kemiğiymiş bu. Evet. Bunlar 1. Dünya Savaşı sırasında çamaşır yıkanılan yerlermiş. Black Iron ütü. Ütü evet. Ve ütü nerede? Sarhoşları hapishaneye taşımak için kullanıyorlarmış. Çok iyi ya. Burası da kocaman bir mezarlık. 1854 yılından bir mezar. Çok eski bir mezarlık burası. Tam korku filmlerindeki gibi. Biraz daha yeni bir mezar. Mesela böyle anıtlar, hatıralar bırakıyorlar mezarların başına. Burada da böyle bir mezar var. İçinde şöyle para atmışlar.
Ejim market bulduk. Maki. Şuna bir alabiliriz aslında. Bunlar da atıştırmalıklar. Şu fıstıkların güzelliği. Noodle'lar var burada da böyle. Kurutulmuş mantar var şurada da. Şu haşilerden iki tane alacağız şimdi. Kaselerin güzelliği. Haydi makinenin tadına bakalım yine birlikte. Böyle tekli tekli paketlemişler. Çok güzel. İçinde böyle beyaz bir krema var. Ben beğendim. Gördüğüm en güzel Apple mağazası olabilir. Burası en ünlü sokaklarından biri Glasgow'un.